Merhaba dostlarım, ben Furkan. Siz de benim gibi araştırmayı seviyorsanız doğru yerdesiniz. Unutmayın, geçmişini unutan geleceğine yön veremez. İyi seyirler. Bugünkü konumuz eski Yunan mitolojisi. Zeus, Yunan mitolojisinin baş tanrısı, gökler egemeni, Yunan tanrılarının en güçlüsü olanıdır. Roma mitolojisindeki adı Jüpiter olan Zeus, tanrıça Hera ile evlidir. Hera, Hades, Poseidon kardeşleri, Athena, Apollyon, Artemis, Ares, Dionysos çocuklarıdır. Göklerin, şimşeklerin ve hava olaylarının tanrısıdır. Genellikle şimşek demetiyle belirtilir. Poseidon, Zeus'un kardeşidir. Denizler, depremler, fırtınalar ve atların tanrısı olan Poseidon, kötü huylu, karamsar ve açgözlü tanrılardan biri olarak kabul edilir. Yer altındaki ölüler ülkesinin tanrısı Hades, Aidaneus ve Plüton, yani zengin anlamına gelen adlarıyla da anılır. Görünmez anlamına gelen Hades adı hem Tanrı'nın kendisi hem de egemen olduğu ölüler ülkesi için kullanılır. Hades, Kronos'la Rhea'nın oğludur. Aynı zamanda görünmezlik özelliği veren bir de mihveri bulunmaktadır. Latinlerin Venüs adını verdikleri aşk ve güzellik tanrıçası, tanrıçaların en güzelidir. Deniz köpüğünden dünyaya gelmiştir. Tanrıçanın doğuşu dünyaya aşk, sevgi, arzu ve şevk getirmiştir. Apollyon, mitoloji kaynaklarında tüm sanatların, müziğin, güneşin, şiirin ve ateşin tanrısı olarak geçmektedir. Bunun yanı sıra kahin özelliği de bulunan Apollyon, gelecek ile ilgili bilici bir rol üstlenir. Üstelik kehanette bulunma ve bilme özelliğini diğer insanlara da geçirebilme gücü bulunmaktadır. Yunan mitolojisinde av tanrıçası Apollyon'un ikiz kız kardeşi Zeus ve Leto'nun kızıdır. Genellikle ok, yay ve bir meşale taşır. Roma mitolojisindeki tanrıça Diana erken çağlardan beri Artemis ile bir tutulmuştur. Asklepios, Yunan mitolojisinde tıbbın ve sağlığın tanrısı Apollon ve Kronos'un oğludur. Yılanlı asası ile Yunan söylencelerinde Apollon'un oğlu olarak geçer. Athena, eski Yunan mitolojisinde zeka tanrıçasıdır. Zeus'un kızıdır. Annesi Okeanos'un kızı olan ve eski Yunanca'da akıl, düşünme gücü anlamına gelen Metis'tir. Romalıların Minerva adını verdikleri Athena ayrıca aydınlık, savaş ve kent tanrıçasıdır. Yenilmez, her tanrıdan üstün cesaretli bir savaşçıdır. Helios, Hiperion ve Tyr isimli titanların birleşmesi üzerine ortaya çıkan göksel varlıklardan biridir. Güneş tanrısı olarak bilinen Helios aslında güneşin kendisidir. Ay tanrıçası Selene ve şafak tanrıçası Eos ise onun kız kardeşleridir. Yunan mitolojisinde yer alan bereket, tahıl ve hasat tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde kendisine Ceres denilirdi. Homeros'un destanlarında kendisinden güzel saçlı kraliçe ya da güzel örgülü Demeter diye bahsedilir. Hephaistos, Zeus ve Hera'nın oğludur. Afrodit ve Kares'in eşidir. Ateş ve volkanların tanrısıydı. Tanrılar ve kahramanlar için demircilik, zanaat ile uğraşarak silah ve zırh üretirdi. Latince'de adı Vulkan'dır. Zanaatkarlar tarafından Athena ile birlikte mesleklerin piri ve koruyucusu olarak kabul edilen bir ateş tanrısıdır. Tarımı, uygarlığı ve şehir hayatını korur. Anadolu kökenli tanrılardan biri olan Hephaistos, özellikle sönmüş bir yanardağa olan saygı görmüş, sonraları yanardağların içinde çalıştığına inanılmaya başlanılmıştır. Hera,
Kronos ve Rhea'nın kızı, Zeus, Poseidon, Hades, Hestia ve Demeter'in kardeşidir. Aynı zamanda Zeus'un eşidir. Evlilik tanrıçası olarak bilinen Hera, doğum sırasında kadınların ve evlilerin koruyucusudur. Bu güçlü kadın aynı zamanda Zeus'a olan kıskançlıklarıyla da bilinir. Olimpos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve evlilik kraliçesi olarak anılır. Efsaneye göre Hera soğuk bir kış gününde ıssız bir yerde tek başına oturmaktadır. Birdenbire soğuktan üşümüş titreyen bir kuş gelir ve omzuna konar. Üşüyen kuşa canı acıyan tanrıçamız onu alıp ısıtmak için göğsüne yaslar. Tahmin edeceğiniz gibi bu aslında bir kuş değil, baş tanrı Zeus'tur. Zeus hemen orada ona evlilik teklif eder. Hera da kabul eder. Zeus ile Hera'nın evliliğine Herios Gamos, yani kutsal evlilik adı verilir. Mitolojik bir kahraman olan Herakles, Yunan mitolojisinde bu isim ile anılmakta olup bunun yanı sıra Roma mitolojisinde Herkül adı ile bilinmektedir. İngilizce kaynaklarda ise Herkules olarak geçmektedir. Miken kralının kızı Alkmene ile tanrıların kralı Zeus'un oğludur. Alkmene'ye aşık olan Zeus, kadının kocası şekline bürünerek Alkmene'ye yaklaşmıştır. Doğumundan itibaren yarı tanrı bir yapısı bulunan ve tanrısal bir kuvveti sahip olan Herakles, henüz birkaç günlük bebek iken Hera'nın gönderdiği iki zehirli yılanı öldürmeyi başarmıştır. Herakles'in Zeus'un oğlu olduğunu anlayan Hera, sürekli olarak Herakles ile uğraşmış ve onun ölümüne sebep olmuştur. Hermes, Maia ve Zeus'un oğlu olarak dünyaya geldiği ilk gün ayaklanıp kaplumbağa kabuğundan yaptığı lirini çalarak etrafta eğlenir. Kırlarda dolaştığı bir gün Apollon'un korumasındaki inekleri çaldığı için Tanrı Apollon'u öfkelendirir. İçindeki bulunduğu öfkeyle Apollon Hermes'i alıp baş tanrı Zeus'un yanına götürür ve Zeus'un ona bir ceza vermesini ister. Fakat Hermes elindeki liri o kadar güzel çalıyordur ki Apollon ve Zeus lirden çıkan büyüleyici sesten çok etkilenirler. Zeus'un yanına ceza alma düşüncesiyle gelen Hermes, büyüleyici sesli lirinin sayesinde onun daha hızlı olmasını sağlayan bir çift kanatlı ayakkabı ve kanatlı başlık alarak tanrıların habercisi olmuştur. Kronos ve Rhea'nın 6 çocuğundan biri olan Hestia, kardeşler içerisinde en büyük olanıdır. Tanrısal varlıkların en kibarı olmasının yanı sıra en cömert ve en erdemli tanrıçı olarak da bilinmektedir. Kendisine ibadet eden insanlar onu fazilet timsali olarak görmüşlerdir. Hestia o kadar erdemli ve saygındır ki bu saygısını sarsacak mite rastlanmamıştır. Hestia, heykel ve resimlerdeki tasvirlerinde genellikle olgun bir kadın olarak tasvir edilir. Ocak ateşi dışında eşek ve domuz da sembolleri arasında yer alır. Sisyphus, konuklarını ve yolcuları soyup öldürecek denli açgözlü ve geleneklere karşı saygısız birisiymiş. Erkek kardeşinin tahtını ele geçirmiş, kuzenini baştan çıkarmış. Bu davranışlarına devam eden Sisyphus, Zeus tarafından cezalandırılmaktan da kurtulamamış. Sisyphus, Zeus tarafından bir yıldırımla çarpılarak cezalandırılmış ve yeraltı dünyasına sonsuza dek bir kayayı yokuş yukarı yuvarlamaya mahkum edilmiştir. Yunan dininin en gizemli tanrılarından biri olan Dionysos, ölümsüz olmasına rağmen diğer Yunan tanrılarına kıyasla kıdemsiz tanrı olarak bilinir. Ama o dönemlerde eğlenceyi sevenler partilerde ve bunun gibi mekanlarda onu anmaktan asla çekinmezlerdi ve tam tersi onu kutsal biri olarak görürlerdi. Dionysos yalnızca oğlak ile değil, aynı zamanda asma, üzüm salkımı, keçi ile de betimleniyordu. Genellikle elinde üzüm salkımı, başında asma dallarından ya da sarmaşıktan bir çelenkle bütünleşmiş olarak görünüyordu. Dionysos, doğa tanrısı olan coşkunun, mutluluğun ve yaşama sevincinin tanrısıdır. Üzümle simgelenen şarabın ve şarabın yarattığı sarhoşluğun, taşkınlığın ve sınır tanımazlığın da tanrısıdır. Partilerde genellikle o anılır. Bu tarz video fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Unutmayın, fikirleriniz benim için çok önemli.
Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.